Evde kahve demleme yöntemleri artık her videoda adı değişti bilmiyorum. Üçüncüsüne hoş geldiniz. Birinci ve ikinci bölümde immersion ve üstten döküş pour-over yöntemleri konuşmuştuk. Bu bölümde de basınç kullanarak demleme yapan yöntemleri konuşacağız. Kurgudaki eylem olarak bölüyorum. Birinci demleme yöntemimizi tabii ki videoyu çekerken unutmuşum. Ancak ilk basınçla demleme yöntemimiz bu kapalı arkadaşlar. En yaygın, en bilineni tabii ki espresso makineleri. İkinci olarak da burada sürpriz kategori olarak aslında specialty coffee'ye girmeyen Nespresso ve türevleri yöntemleri konuşacağız. Tüm bu yöntemlerin detaylarına girmeden önce siz evde hangi yöntemle demleme yapıyorsunuz? Yöntem veya yöntemler. Lütfen onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız onların azı avantajları ve dezavantajlarını konuşmak için sizi videoya davet ediyorum. Ama başlamadan önce 10.000 abone olduğumuz devam ediyor. Yaptığımız içerikleri beğeniyorsunuz. Paylaşmayı, likelamayı, share'ları, başarınızı anlatmayı, efsane gibi bizi yaymaya devam ediyorsunuz. Bu hafta da bizi Çağlarlar devam ediyor. Çağlarlar takip ediyor. Yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız bize destek olmaya devam edin lütfen. Şimdi hiç beklemeden videomuza devam ediyoruz. Geldik basınçlı demleme yöntemlerimize. Yine yaygın olan bir tane de başlayalım. Basınçlı demleme yöntemleri adı üstünde basınç gerektirdiği için evde bunu oluşturmak çok kolay olmayabiliyor. En yaygınlarından bir tanesiyle başlayalım. O da moka pot. Avantajları nedir moka potun? Nispeten kolay kullanımlı olması ve evde kolayca yoğun bardaklar çıkarabilmemizi sağlaması. Dezavantajları nedir? Yine klasik müdahalemiz, şansımızın çok fazla olmaması, işte oran orantıyla biraz oynayabilmemiz ve iyi bardak çıkarmanın biraz zor olması, çok fazla deneme yanılma istemesi. Taşıması da kolay olmakla birlikte birazcık basınçlı, alevli bir şeye de ihtiyaç duyuyoruz her zaman. Çok şaşıracaksınız, İtalya'dan çıkan bir demleme yöntemi. Dünyada da, Türkiye'de de yaygın diyebiliriz. Dünyada daha yaygın, bizde de yaygın diyebileceğimiz bir demleme yöntemi. Özellikle yoğun veya sütlü kahve içmeyi sevenler için uygun bir yöntem. Küçük bir ipucu da verelim. Bu moka potla yaptığınız kahvelere süt eklemek istiyorsanız, aslında krema eklemek istiyorsanız French press'inizi böyle böyle yaparak sütü de köpürtebilirsiniz. French press kısmında bunu söylemeyi unuttum. Belki buradan alıp eklerim. Bu da birden fazla demleme yöntemini evde bulundurmak için mantıklı. Peki kimler için ideal moka pot? Evde yoğun diyebileceğimiz, gövdeli diyebileceğimiz kahve içmek isteyenler ama espressonun karmaşasına girmek istemeyenler için çok ideal. Yanlış anlaşılmasın, espresso ile aynı profile sahiptir, aynı şeyleri verir demiyorum. Çok farklı profillere sahiptir ama filtrelerden alacağınızdan daha yoğun bir şeyler içmek istiyorsanız moka pot sizin için ideal. Ve geldik zurnanın zort dediği. Her videoda da bir zurna bir yerde zort diyor yalnız. Espresso makinelerine. Evde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmaya başlamış olsa da otomatik espresso makineleri biraz daha yaygın olmakla birlikte full manuel gerçekten artık kahveye gönül vermiş insanlar için. Peki bunların avantajları nedir? Kahvenin incini cincine kadar her şeyini çıkarmak istiyorsanız bunu ancak espresso makinesiyle yapabilirsiniz. Ve farklı içecek türleri de içmek istiyorsanız işte americano'dur, cappuccino'dur, odur budur bir espresso makinesi gerekiyor. Dezavantajları nedir? En pahalı demleme yöntemlerinden birisi. Çünkü makinenin kendi pahalı. Bu kadar yani. Öğrenmesi de ustalaşması da oldukça zor. En zor yöntemlerden birisi. Ama ödülleri de bununla birlikte çok büyük oluyor tabii ki. Kimilerine göre espresso kahvenin zirvesi. Genelde 9 ortalama bar basınçla kontrol edilse de yine 3. ve 4. dalganın etkisiyle artık bu basınç profillemeleri, basınç kontrolleri de başladı. Öyle bir dünya var artık. Kesinlikle kafayı kırdıysanız ben kahve artık benim hayatım olacak veya mesleğiniz bu olacaksa niye kafa kırma diyorsan. Evlerde biz daha çok otomatik veya yarı otomatik makineleri görüyoruz. Yani ben tuşa basayım o aşağıdan espressoyu versin. Ancak müdahale şansınız makineden makineye değişmekle birlikte hiç yokla biraz var arasında gidip geliyor. Tabii ki tam olarak full manuele geçene kadar. Espresso kahvenin içindeki her şeyi inciğine cincığına kadar çıkarabilecek olan ender yöntemlerden. Çünkü 9 bar basınçla kaynar suyu kahvenin içinden geçiriyorsunuz. Yani burada kahve içindeki her şeyi ve hatta fazlasını almak nispeten kolay. Zaten ustalığın, tecrübenin devreye girdiği yerde burası. Hata ile çok iyi bir bardak arasında çok ince bir çizgi var ve ustalık burada devreye giriyor. Peki kimler için ideal evde espresso makineleri? Öncelikle zenginler, şaka. Kahve tutkusu, hobisi veya mesleği haline gelen insanlar için ki artık daha seyyar, taşınabilir, daha ucuz olabilmesi için manuel şekilde espresso demleyebileceğiniz flair gibi vesaire gibi pek çok alternatif de var. Artık daha uygun fiyatlı yöntemler de çıkmaya başladı. Basınçla demleme yöntemlerinden geldik sonuncusuna. O da Nespresso ve türevli şeyli. Ne onlar?
kapsüllü kahve demleyicileri. Nedir bunların avantajları? Sıfır emek, inanılmaz hızlı, anında bardağınızı alabilmeniz. Dezavantajları nedir? Bardak başına en çok parayı Nespresso'da ödeyeceksiniz. Bunu uzun vadede söylüyorum tabii ki. Çünkü ilk ekipman yatırma anlamında düşük olsa da her bardak başına daha fazla para ödüyorsunuz. Diğer yöntemlerle kıyasladığımızda içeceğiniz en kötü bardaklar buradan çıkacak. Üçüncü olarak da çevreye olan etkisi. Alüminyum kapsüller tüm bu yöntemler içinde çevreye en fazla zararı veren de oluyor. Kapsüllü kahve yapıcıları AeroPress'ten sonra bence yeryüzüne gelmiş en iyi fikirlerden birisi. İnanılmaz mantıklı bir yöntem. Pour over'unuz olup Nespresso'nuz da olabilir. Çünkü sabah onu yapacak vaktiniz yoktur. Tık tak çıksın kahve. Kahveyi tadından çok kafeini için, yani kafein bağımlıları için çok ideal bir yöntem. Bardak başı maliyeti dediğimiz gibi oldukça yüksek. Bir de çevre etkisinden bahsetmiştik. Bunun için tekrar kullanılabilir kapsüller çıktı. Örneğin siz 3. dalga bir kahveciden kendi kahvenizi alıp bu tekrar kullanılabilir kapsüle de doldurabiliyorsunuz. Hem maliyetinizi düşürüyorsunuz hem de çok daha kaliteli bir kahve içebiliyorsunuz. Nispeten güzel bardaklar içebiliyorsunuz. Özellikle diğer demleme yöntemlerinden hiçbirini denemediyseniz Nespresso size keyifli gelebilir. Kimler için diğer bir yöntemde? Kahveden tek beklentiniz, kafein ihtiyacınızı karşılamaksa çok ideal. Basınçlı demleme yöntemlerinin de sonuna geldik. Böylece 3 videoluk serimizi de tamamlamış olduk. Immersion'la başladık, filtre konuştuk, şimdi de basınçları konuştuk. Benim bu konuda özet bilgi olarak aktarmak istediklerim bu kadar. Bu 3 yöntemden birini kullanan var mı? Özellikle evde espresso makinesi kullanan varsa yorumlarını bekliyorum. Ne kadar sürdü, nasıl alıştılar, neler yaptılar? Eğer içerikleriniz hoşunuza gittiyse, sizi eğlendirebildiysek, bir şeyler katabildiysek lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, yorum yazmayı, zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Artık yorum yazın be. Bitti. Bitti. Çok yoruldum.